Güneydoğu Televizyon ekranlarından mutlu akşamlar. Adan Z Spor ile karşınızdayız. Adan Z Spor'un bu haftaki konuğu Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Sait Akta hocamız olacak. Sait hocamız da bugün Şanlıurfa'daki vücut geliştirme ve fitnessi, bilek güreşini masaya yatıracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler Bayram. Neler söyleyeceksiniz hocam? Yeni bir programdayız bu arada. Evet. Öncelikle bizi ekranları başında izleyen tüm spor severlere hayırlı akşamlar diliyorum. Yıllarca burada emek verdiğiniz kanalda bugün Adan Z programını yapıyorsunuz. Herhalde ikinci program. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii benim de özellikle yıllarca istediğim sporun bütün branşlarını konuşmak. Evet. Yani spor denince sadece futboldan ibaret olmadığını, bununla birlikte insanların kabiliyet yeteneklerine göre branş seçmesi konusunda. Dolayısıyla bunu hep istedik ama malum aliniz Şanlıurfa'da futbol konuşulmayınca çok iyi spor yorumcusu olamıyorsunuz. Yani öyle algılanıyor. Dolayısıyla benim de hayatım boyunca istediğim bütün spor branşlarını konuşmak, olimpiyatları konuşmak, paralimpik branşları konuşmak. Yani sadece spor denince mutlaka futbol kitlesel bir branş. En önde giden bir branş. Mutlaka tabii konuşuluyor, çok büyük bir ağı var. Bunda bizim itirazımız yok. Fakat bununla birlikte diğer, özellikle bizi dünyada, Avrupa'da, olimpiyatlarda çok daha büyük başarılar getiren kendi branşlarımızı yani hak ettiği özellikle spor yorumu noktasında ve de spor arenasında hak ettiği değeri alamadığını düşünüyorum. Bu vesileyle bu programın öncelikle benim için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben de bir amatör branşın şu anda Türkiye'de 2011 yılından beri başında, daha dolayısıyla genel başkanımızla birlikte başkan yardımcılığını yapıyoruz. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu 1991 yılında kurulmuş. Şu anda Türkiye'de aşağı yukarı bütün illerde faaliyeti olan bir spor branşı. Biz de elimizden geldiğince 2011 yılından bu yana, daha önce de tabii evveliyatı var, 2006-2007 yılında da 2011 yılına kadar aynı zamanda bu branşın temsilciliğini yaptık. Temsilciliğinden yönetim kuruluna geçtik. Orada da tabii başkan yardımcılığı. Bu vesileyle elimizden geldiğince, bizden önceki dönemde de çok başarılı olan bu bilek güreşi branşı, biz içine girdikten sonra tabii özellikle sayın valimiz, belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarımızın katkılarıyla çok daha bu branşı iler noktalara götürdük. Evet. Biraz sonra tabii sorularınız olacak. Biz evet. O sorular cevabında bilek güreşi hangi noktada olduğunu çok daha detaylı bir şekilde evet. size inşallah teşekkür bilgi vereceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben şunu değinmek istiyorum özellikle. Yönetimimiz olarak hocam biz farklı branşlara değinmek üzere programı organize ettik. Öyle programa giriştik. Adana Z Spor programının ismini koymamızın nedeni de zaten budur. Evet. Bütün branşlar hocam. Evet, Şanlıurfa'da futbol da var. Ama bütün branşlarımız var. Güneydoğu Televizyon Yönetimi olarak biz bize bu şansı, bu imkanı sundukları için hepsine, bütün yönetimimize teşekkür ediyoruz. Kameranın arkasından, rejide oturan değerli yönetmenimizden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hocam ben şunu söylemek istiyorum. Yani Sait Akdağ, evet biliyoruz, tanıyoruz ama Sait Akdağ kimdir bilmeyenler için kısa bir özgeçmişiniz. Hocam sizin, teşekkürler. Tabii sizin ben, dilinizden, sizin ağzınızdan duymak istiyoruz özellikle. Yani kendimizi tanıtma gibi bir şeyimiz çok hissetmiyorum ama. Ama hocam yani, izleyicilerimiz için. Tabii Şanlıurfa'da yaklaşık en az 20 yıldır televizyon kanallarında elimizden geldiğince tabii sürekli olmasa da zaman zaman spor yorumunda bulunuyoruz. Sait Akdağ 1968 Şanlıurfa doğumlu. İlk orta lise tahsilimi burada yaptık. Üniversite tahsilimi yine Harran Üniversitesi'nde yaptım. Şu anda 25 yıllık kamuda, Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışıyorum. Ama beni memuriyetimin çok Şanlıurfa'da kamuoyunda bilinmiyor. Çünkü ben daha çok sporla, genel itibariyle paylaşımlarım ve sosyal hayatım çok daha spora matuf olduğu için, yani sporla ilgili olduğum için genel itibariyle insanlar beni sporda daha önde biliyorlar. Evet. Bu vesileyle hem Şanlıurfa'daki yerelliklerde hem amatör kulüpler federasyonunda birçok merhaleden geçtikten sonra en son 2011 yılında da Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreş Federasyonu'na girdik.
Kısaca şöyle söyleyeyim, 35 yıldır futbol ve futboldan sonra da diğer branşları çok içten seven biri olarak diğer branşların birebir hizmetçisi olarak içine girdik. Ben sporun bütün branşlarını seviyorum, bütün branşlarını ilgiliyim. Yani kendim ama birebir alanım ve oynadığım spor branşı futbol. Evet. Yani yaklaşık bir Hocam, 10 yıl oynadım ben futbol. hepimizin hemen yani bütün spor yorumcularının, bütün moderatörlerin geçmişi futbola dayanıyor. Bence bu çok güzel bir şey. En azından futbolun içinden gelip bütün branşlara yayılmamız açısından şanslıyız. Yani bunun için. Fakat şu Bayram Hocam, siz de burada tabii çok emek verdiniz. Emekle birlikte yani hem kanalda daha önce de bu deneyiminiz var, televizyon anlamında söylüyorum. Siz biraz önce özellikle kanal yönetiminin böyle bir şeyi bize takdim, daha doğrusu böyle bir fırsatı verdiler. Biz de bu imkan ve fırsat için teşekkür ediyoruz. Ben de bir dönem burada Amatör Dosyası diye bir program uzun bir süre, 1,5 yıl gibi yaptık. Buranın bizim üzerimizde çok büyük emekleri var. Ben de siz söylediniz, biz de söylemeden olmaz. Burada özellikle hem yönetim kurulu başkanı hem bütün çalışanlarına hasreten kendi adıma teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Tabii burada yani güzel bir canlı yayının oluşmasında diğer çalışanların da çok büyük emekleri vardır. Biz sadece görüntüde oluruz ama onlarca insan burada Mutfağın emek veriyor. arkasında Onların da emeklerini görünmeyenlerin unutmamak, onlara da teşekkür ederim. En büyük. Yani kısacası ben dün, daha doğrusu dün bakanımız bir CNN Türk'te bir konuşmasında, geçen hafta da biliyorsunuz amatör haftasıydı. Evet. Bütün spor adamları Ankara'da buluşmuştu. Orada spor bakanımızın şöyle bir sözü var. Biz elimizden geldiğince sporu tavana yaymaya çalışıyoruz. Hatta oradaki spiker ya daha doğrusu moderatör Sayın Bakanım, yani ben mesela futbol istemiyorum, başka bir branşta spor yapmak istersem ne yapmalıyım diye. Siz bu konuda ne öneriyorsunuz? Tam bakanımız da o konuda. Biz geldiğimizden beri özellikle sporun altyapısına ve tesis konusunda çok büyük yatırımlar hükümet olarak yapıyoruz. Branşların çok daha özellikle amatör branşların kendi branşlarında, işte olimpiyatlara katılanlar olimpiyatlarda, paralimpik branşlara katılanlara da 64 branşa direkt katkı yaptığını söyledi Sayın Bakanımız. Dolayısıyla bize burada bir spor adamı olarak diyoruz ki spor eşittir sadece futbol değil. Türkiye'de gerek bakanlık gerek hükümet 64 tane spor branşına direkt olarak katkı yapıyor. Yani hiç ismini duymadığımız birçok branş var. Yani bu noktada Yok, bu kadar o konuda hükümetimiz gerçekten spora çok değer veriyor, gençliğe çok değer veriyor. Evet. Şanslıyız, çok şanslıyız. Mesela bakanlık şöyle bir şey, oryantrik diye bir branş. Evet. O da moderatör, ben ilk kez duydum. Yün bulmayla alakalı bir spor branşı. Yön bulmayla Mesela ilgili. Geçen başkanı ve genel sekreteri Urfa'ya gelmişti. Mehmet Güçlü ve Bir diğer bayan, bir genel sekreter evet. Bir abimiz gelmişlerdi. Bizi aramışlardı. Biz kendilerini görüştük, konuştuk. Belli bir sürede buluştuktan sonra kendilerini yolculadık. Urfa'da bu faaliyetleri yaptılar. Evet. Tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerine yaymak istiyorlar. Yani şununla şunu kastediyorum. Bakanımız spor branşları konusunda kesinlikle bir ayrımın söz konusu olmadığını, Evet. her branşın değerli olduğunu, her branşın mutlaka bir taliplisinin ve kabiliyet ve yeteneklisinin Türkiye'de olabileceğini söylemişti. Biz de aynı şeyi söylüyoruz yıllardır. Ama mutlaka tabii çok daha büyük yatırımların bu branşlara yapılması gerekir diye düşünüyorum. İşte Evet. siz bir ortaokulda, yani hiç duyulmayan bir okulda şu anda burada bu okulun takımının özellikle handbol konusunda, mesela ben görsellerde falan çok takip ediyorum. İşte bir sürü hizmetleriniz oldu. Yani şunu diyorum, bu spor akademisi kardeşlerimizin, öğretmenlerin, işte antrenörlerin mutlaka başka branşlara da artık eğilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da artık sizin gibi özellikle sporun hem bilimini hem elimini okumuş olanlar, hem mektepli hem alaylı olanlar bu konuda yani emek veriyorlar. Bir yere götüreceğiz birlikte beraber inşallah. İnşallah hocam. Yani amatör haftası ile ilgili kurduğunuz cümleler için teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da da böyle çalışmalar oldu. Özellikle ben de takip ettim. Yani bizim federasyon Konusunda. kendisi hem federasyon, yani amatör spor başkanımız, hem genel sekreterimiz, Evet. hem başkan vekilimiz ve bir kardeşimiz yönetim kurulu üyesi İbrahim Demirkan.
Evet. Yani Mehmet Aklaşoğlu, Adnan Yükselir, Evet. Mehmet Emin Onhan ve İbrahim Demirkan da Ankara'daki bu amatör haftasına bilfiil katılarak Şanlıurfa'daki özellikle TOKİ'de 20 dönümlük spor kompleksi için de daha önce bağlantılar kurulmuştu. Spor Bakanı ve Spor Genel Müdürü'yle direkt görüştüklerini biliyorum. Evet. Yani artık şunu diyoruz. Mutlaka her mahallede bir spor kompleksi, bir spor tesisi olması gerektiğini düşünenlerdeniz. Evet. Yani bir ülke gelişecekse, bir ülke refah seviyesi yükselecekse, bu ülkede ne kadar sporcu lisanslıysa o kadar büyük başarılar elde edecektir diye düşünüyoruz. Bu tabii yapmacık lisanslarla değil, faal sporcu lisansını kastederek söylüyorum. Ben ona Evet. değinecektim. Özellikle yapmacık lisanslara karşıyız. Faal bir şekilde Faal çocuklarımızı sporcular. Yani kolejdeyken herkes kendi branşında sağlıklı olan o yıl faaliyetini kendilerini gösteren. geliştirmeleri açısından. İşte dedim ki hocam hani amatör Yani haftası ile ilgili milyonlarca insana lisans lisans çıkarmak değil. Nicelik değil de nitelik önemli. Nitelik ve bu sporcular mutlaka herkes kendi branşında Aktif bir şekilde, faal bir masterlar da olsa şekilde. Evet. yani kendi yaş grubuyla alakalı mutlaka o ligde, o yerel ligde veyahut da ulusal ligde veyahut da kendi bulunduğu konum itibariyle yani şehirde o yerel lig varsa o lige, profesyonel varsa o ligde. Yani anlatmak istediğimiz şu, şimdi binlerce, milyonlarca lisans çıkarabilirsiniz ama sporcular faal değilse, bir şey yapmıyorsa bir anlam ifade etmemektedir. Evet, doğrudur hocam. Hocam Şanlıurfa'daki bilek güreşine gelirsek. Şimdi buradan verdiğiniz emekleri görüyoruz. Bilek güreşi olarak, vücut geliştirme, fitness olarak görüyoruz. Şanlıurfa'daki bilek güreşini nasıl görüyorsunuz? Yani sonunu, oradaki ışığı. Vallahi nasıl görüyorsunuz sorusu aslında kamuoyunda Ben bazen sizin ağzınızdan kamuoyuna televizyonda yansıtmak anlatıyorum. istiyorum. Böyle insanlar ya diyor ciddi ciddi Şanlıurfa'da bu kadar potansiyel var mı diye. Evet. Aslında biz tabii sadece kendimizi anlatmak da hoşuma gitmiyor ama Şanlıurfa'da o kadar güzel yatırımlar var. Mesela bir normal güreş branşımız yıllar yıldır çok büyükşehir belediyemizin içinde çok değerli kardeşlerim var, antrenörler Hocam Ahmet. oraya bir anekdot açayım. Bir Evet. parantez için. Tamam. Bugün 3. derste bir tane veliyi aradım. Çocuğun yanında. Çocuk Evet. yanında böyle koşarken dikkatimi çekti. Çocukta öyle bir yapı var ki. Tam bir güreş yapısı var. Aradım veliyi. Veli bana telefonda güldü. Dedim abi şu an gülebiliyorsun bana ama dedim çocuk çok yetenekli dedim. Bakın görünüyor dedim. Hani yeteneğinden ziyade vücut yapısı buna anatomisi buna Evet. uygundur. Eğer izin verirsen. Postürü yani. Biz ona Yani çünkü çocuğun hocam omuzları geniş. Kollarda pazu var ve bu çocuk daha 2009 doğumlu herhalde. 2008 doğumlu. Yani daha 10 yaşında bir çocuk. 2009 doğumlu. Ne yaparız hocam dedi. Büyükşehir Belediye'ne dedim. Güreş takımı var dedim. Yönlendirelim kendisini dedi. Tamam hocam dedi. Siz bir araştırın dedi. Ben de bir araştırayım dedim. Beraber gönderelim dedim. Dedim yalnız iki tane kuralımız var takıma gitmesi için. Nedir dedi. Bir çok kitap okuyacak dedim. İki çok çalışkan olması lazım. Yani çalışması lazım dedim. Çalışkan olması çok ders çalışması lazım. Efor sarf etmesi lazım. Şimdi güreş dediniz ya. Gerçekten Urfa'da öyle yetenekler var ki. Milli takıma göz kırpıyorlar. Ya tabii bunlar çalıştırılmadan olmaz. Yani Evet. yetenekleri vardır, güçleri vardır. Cenab-ı Hak Tabii nitelikli tarafından hocalar da gerekiyor. tabii yetenekler verilmiştir. Her insana yetenek verilir. Ama bazıları çok özel yeteneklerle Cenab-ı Hak onu Evet. mücehhez eder. Ama işte bunun mutlaka çalıştırılması, doğru antrenörlerle Teknik, doğru. mutlak surette buluşması lazım. Yani bilek güreşi ile ilgili Bayram Hoca, bilek güreşi tabii bir an önce söylerken benim il temsilciliğimden önce de, federasyon başkan yardımcılığından önce de çok büyük yatırımlar vardı. 1991 yılında kurulmuş. Şu anda Urfa'da da bir değerli hocamız, Şehmus Gültekin diye bir hocamız. Kendisi de bu branşı, kendisi güreşten gelme. Evet. Daha sonra bilek güreşine katılıyor ve bilek güreşine ilk Şanlıurfa'daki bu işleri başlatan kardeşimiz. Buradan da söyleyeyim, geçen gün çok kıymetli bir Uhud Sefa diye bir salonu var. Geçen gün yangında yandı. 200 milyara yakın zarar etti. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani tabii üzücü oldu ama yapılacak bir şey yok. Cana İsim bir şey vermeden gelmedi. hocam reklama girmeden. Evet. Yani bu noktada da tabii geçmiş olsun dileklerimi Evet iletiyorum. biz de buradan geçmiş olsun Şehmus dileklerimizi. hocam yıllar yılı bu branşa emek vermiş. Emek verdikten sonra da bir dönem il temsilciliğini bize devre oldu. Evet. Biz o yani o devir noktada daha doğrusu o temsilci döneminde Şanlıurfa'da 2010 yılında buraya dünya şampiyonası aldık. Milli takım dünya 2000? şampiyonası 2010. 2010 yılında. 2010'da biz aldık.
Burada çok büyük bir organizasyon yaptık. Milli takım seçmeler Şanlıurfa'da oldu. O zaman işte 1000'e yakın sporcu katıldı. Bütün organizasyonu biz üstlendik. Tabii çok da bir ezilmiştik. Yani çok büyük bir yük oldum. Evet. Ben tabii ondan sonra korktum yani. Korku da şu, gerekli destekleri alamamıştık. Tabii böyle de bu branşı çok iyi bilen değildim. Bütün yükü ben üzerime almıştım. Ama çok gerçekten bütün her şey bizim omuzlara bindi. Dolayısıyla neyse yüz akıyla o dünya şampiyonasını buradan çıkarttık. Çıkarttıktan sonra 6 ya 7 ay sonra federasyonda bir olağanüstü kongre oldu. Ondan sonra biz tabii yönetime girdik. Şöyle oldu, biz yönetime girdikten sonra tabii hem yönetim kurulundasınız hem Şanlıurfa'da da bu potansiyel zaten vardı. Biz sadece o potansiyeli yönlendirme konusunda veyahut da kilitlendiği noktalarda gerek Sayın Valimiz, gerek işte belediye başkanları, dönemin belediye başkanları kimse, yani kimler var idiyse biz onlarla bu iletişimimizi sağladık. Yani şunu söyleyebiliyorum, tahminen tabii net olmamakla birlikte Şanlıurfa tarihinde şu anda kurulduğu günden beri tahminen söylüyorum, tam net olmayabilir ama yani 60-70 arası milli sporcu var. 60-70 arası. Bunların içinde bizim federasyon anlamında 3 tane Avrupa şampiyonumuz var. Bunun dışında dünya ikincisi 2 veyahut da 3 kardeşimiz var. Şöyle de söyleyeyim. Dünya derecesi yapan dünya ve Avrupa toplamda 10 sporcu var. Şu anda Şanlıurfa'da bizim amatör branşlarda yani özellikle bizim vücut geliştirme fit bilek güreşi noktasında bir yakalayamadığımız dünya şampiyonluğu var. Dünya ikinciliği var, dünya üçüncülüğü var, Avrupa şampiyonluğu var, Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü. Şu anda bir dünya madalyamız yok. Yani dünya birinciliği. Umarım o da. Bir tek o kaldı. Ben kendi adıma tabii bu 70 sporcunun içinde ben belki 10 dedim daha da fazla olabilir. Hep dereceli yani derece Avrupa ve dünya. Ben Türkiye şampiyonluklarını gerçekten saymıyorum. Mesela biz sadece bir turnuvada yani bir Türkiye şampiyonasında 16 tane madalya aldığımızı biliyorum. Ben Türkiye. Yani ben artık Türkiye şampiyonluklarını kenara koyuyorum. Türkiye ikinciliklerini, Türkiye ben bunları saymıyorum. Yani ben sadece şu anda Levelin üst söylediğim seviyesi. sadece dünya ve Avrupa arenasında aldığımız dereceler söylüyorum. Evet. Bir tek benim içinde bulunup da bugüne kadar elde edemez. Başka TV kanalından sonra söylemiştim. İnşallah dünya şampiyonu da bu önümüzdeki süreçte yani 26 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında ben 63 kişilik genç Hocam sorularımın arasında o da var zaten da milli ben. takım kafilesini ben götüreceğim Evet. inşallah. Buranın içinde Şanlıurfalı sporcular da var. Evet. Yıldızlar'da bir bacımız var. Biranşehirli. O da Evet. ilk kez milli takıma. Yine Abdurrahman Çakıcı diye bir kardeşimiz var. Evet. O da içinde ve Emre Albaş diye bir kardeşimiz de birçok ay önce Emre Albaş Yunanistan Latraki kentinde Avrupa şampiyonu olmuştu. Evet. Karaköprü Belediye adına. İnşallah bu dönemde de bir dünya şampiyonluğunu yakalarsak benim misyonum bilek Evet. güreşinde Şanlıurfa tarihinde yani üzerime düşeni bir dünya şampiyonu şu anda yok. Onu da yakalarsak hani genelde Şanlıurfa'da dünya şampiyonumuz işte yok, Avrupa şampiyonumuz bürokrat çıkıyor, vali çıkıyor. Çok büyük adamlar çıkıyor ama neden spor anlamında dünya Avrupa şampiyonlarımız yok? Ben de bütün kamuoyu önünde diyorum ki Şanlıurfa'da Avrupa, dünya derecesi yapmış insanlar var. Siz yeter ki araştırın. Çok net bir şekilde gençlik sporumuzun özellikle spor Destekleyelim. bölümünde ve Evet. Ankara genel merkezlerde Şanlıurfa'da kimler hangi dereceler yapmış çok net bir şekilde benim ağzımla değil bir de oradaki istatistiki bilgilere çok rahatlıkla ulaşılabilir. Peki hocam, il temsilcisiyken 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nı buraya aldırdı. Aynen. Şu an federasyon başkan yardımcısınız. Bunun gibi bir organizasyonun girişimi oldu mu? Ya da böyle bir projeniz var mı? Düşünceniz var mı? Şunu söyleyeyim Bayram Bey, biz aldığım dönemde şöyle, bu federasyon iki tane şampiyona yapıyordu. Evet. Yani bir Mart ayında, bir de daha sonra 6. 7. aylarda falan yapıyordu. Yani 5. ayda Avrupa, 9. ay ve 10. ayda da Eylül dünya için. şampiyonası oluyordu. İki tane Türkiye şampiyonası yapıyordu. Şu anda şampiyonayı bir taneye indirdik. Mart ayında şampiyona yapıyoruz. Tabii Mart ayından da yapılınca genel itibarıyla Türkiye'nin en uygun yeri olan Antalya. Yıllar yılıdır. Evet. Antalya Kemer'de. Yani bir de çok daha hem Türkiye'deki bütün iller için orasının hem uygun hem oteller bakımından çok daha uygun oldu. Tabii ki yani şehirlerde mehirlerde oldu. Eskişehir'de, Urfa'da Evet.
bu yarışmalar yapıldı ama genel itibarıyla daha çok Antalya'da bu yarışmalar. Yani bizim aldığımız dönemde Türkiye şampiyonalarını iki kez yapıyorduk. Şu anda bir kez de yani bir sefere indirilince orada seçilen milli sporcular hem dünya hem Avrupa'ya gidiyor. Bir olduğu için bizim bir yani bizim böyle bir şansımız olmadı. Çünkü Antalya'da Direkt Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu oranın daha uygun olduğu ve sporcuların da genel itibariyle orayı istediği. Ya tabii çok istenirse yani bizim için kolay ama tabii bu istenirken de buradaki yerel dinamitlerin yani özellikle ben söylemiştim. 2010 yılında il temsilcisi alırken bütün yükün üzerimde artık diyor ya yani neredeyse omurgalarım kırılacaktı. Bütün yük bendeydi. Yani gerek gençlik spor gerekse o zaman hem belediye hem vilayet yani istediğim yardımı alamamıştım Bayram Bey. Ama şu Bundan sonra anki durumumuz sanırım destek için yani de kaldık. problem yok. Tabii çok istenirse Evet. özellikle diyelim bir büyüğümüz bir dilekçeyle Evet. Gençlik Spor İl Müdürü ben burada yapmak istiyorum derlerse biz de çok rahat bir şekilde yönetim kurulunda bunu değerlendiririz ve Evet. alınmaması için de hiçbir neden yok. Ama buradaki Peki dünya gençlik şampiyonası olmasa da hocam bir Türkiye şampiyonasını Urfa'ya alabiliriz. Dünya Şampiyonası zaten burada yapılmıyor. Biz burada dünya ve Avrupa milli takım seçmelerini Ha, yapıyoruz. Türkiye seçmelerini şampiyonası. yapıyoruz. Zaten Evet. Avrupa ve dünya Çok üst. dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılıyor. 2018 Dünya Şampiyonası'nda biz Antalya'da yaptık. 2018 Dünya Şampiyonası yani Dünya bütün Şampiyonası. Yani bir yıl önceki yani 50'ye şampiyonası. yakın ülkenin katılımıyla Türkiye'de yaptık. Evet. Çok da başarılı oldu. Yani başarılı oldu derken hatta bütün yapılan şampiyonalar içerisinde en görkemli şampiyona diye tarihe geçti. Bütün finansmanı da kendi federasyonumuzun sponsorlarıyla karşıladık. Dolayısıyla ülkeye de yani Gençlik Spor Bakanlığı'na da 1 lira para ödettirmeden hem de belli bir karımız da oldu. Yani şunu Evet. diyorum, bakanlık yaptığınız dünya şampiyonalarına çok külfet almak istemiyor. Biz devletimize, hükümetimize hiç 1 lira ödetmeden dünya şampiyonası Türkiye'de yaptık ve hatta kazançlı çıktık. Bu noktada da teşekkür ve takdir aldık. Evet ya hocam bir de bilek güreşi öyle bir şey ki. Mesela ben bazen videolarda izliyorum işte maçta YouTube'dan falan izliyorum. Denk geldiği zaman izliyorum. Ve işte Şeyhmus Hoca'nın eski maçlarına falan denk geldiği zaman izliyorum. Anlık oluyor. Yani müsabaka bir anda bitiyor. Yani diyor kaçla göz arasında kayboldu. Nasıl o sayıyı aldı? Nasıl maçı aldı? Çeviriyor yani. Ya Oradaki tabii o teknik nasıl bir şey? şöyle Aslında bir yani antrenöre bir sorulması gereken belki bir sorudur ama hani estağfurullah ben yok size de yok biz de sormak 10 istiyorum. yıldır Özellikle içindeyiz artık. içindesiniz diye soruyorum size. Yani bu bilek güreşi dediğiniz gibi 1 2 3 saniye 1 saniye Evet. ve hatta yani bu periyotlarda da bitebiliyor ama 40 dakikaya 40 süren dakikaya. maçlar da var. Evet. Dolayısıyla belli etmiyor. Yani o andaki duruma göre. Çünkü patlama kuvveti diye bir kuvvetle Maksimum rakip kuvvet. karşıda yani Redigo Evet. başla böyle o dalarken diğer rakip bir anda onu indirebiliyor. Yani Evet. maçı alabiliyor. Dolayısıyla bilek güreşi aslında çok zevkli bir spor. Yani ben de bu kadar potansiyel olduğunu bilmiyordum açıkçası. Şu anda yani NTV'de Kanal 8'de falan da bu çok dünya arenasında bu programlar yapıldı. Şu anda dünyada özellikle paralimpik branşlar konusunda da bizim bedensel engelli bilek güreşi takımlarımız var. O konuda dünyada bir çalışma var Bayram Bey. Yani bir noktaya gelindiğini biliyorum. Çok müthiş bir potansiyel. Yani Türkiye'de şu anda şunu söyleyebilirim. Çok kolay yapıldığı için çok bir masada yapabiliyorsunuz, oturduğunuz yerde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla en kolay yapılan Malzeme, spor materyal istemiyor. tabii ki var malzemeleri ama Evet. çok rahatlıkla başka Antrenman konusunda hocam. malzeme tabii malzeme olmadan da bir masada yapabiliyorsunuz. Evet. Oturduğunuz yerde bir yerde güreşte bir kahvede bir yerde çok rahatlıkla yapılabilen bir spor. Yani şu anda Türkiye'de de şunu söyleyebilirim. Son dönemlerde en çok parlayan özellikle devlet tarafından da yani hükümetimiz tarafından da çok destek verilen özellikle bilek güreşini kastederek söylüyorum. Çok yakın bir süreçte yani paralimpik branş olabilir diye düşünüyoruz. Ya bu zaman zaman tabii dünya kamuoyunda oyununda tartışılan bir konu. Biliyorsunuz en çok rağbet gören bazı branşlar pat diye paralimpik branşlarda ve hatta olimpiyatlarda bir branş daha doğrusu diskalifiye edilerek onun yerine çok Evet. daha gündeme gelen bir branş alınabiliyor. Bilek güreşi de çok hızla dünyada gelişen bir branş.
Türkiye'de bu noktada çok kötü değil. Dünyada şu anda ilk 3-4 arasında kurulduğu günden beri çok başarılı ama tabii çok konuşulmadığı için, çok da reklamı yapılmadığı için bilinmiyor ama şunu söyleyebilirim. Her bir şampiyonada madalya ortalamamız 35. Yani diyelim 12-13 tane dünya şampiyonu, o 10 tane gümüş ve diğerleri bronz olmak üzere. Yani madalya ortalama Avrupa'da, dünyada 35 madalya aldığımız, hatta zaman zaman, bu tabii öyle ben ortalamasını söylüyorum, zaman zaman 100 tane madalya aldığımız olmuştur. Evet. Yani bu şekilde çok, Evet. her gittiğimiz Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka, yani en ortalamasını söylüyorum, 35 madalyadan aşağı aldığımız madalya yok. Evet. Dünya ve Avrupa derecesi yapmak olmak üzere. Bu konuda şunu da söyleyeyim. Bizim federasyon başkanımız Sayın Niyazi Kurtay, kendisi Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmasından Evet. dolayı bu işi çok, yani müthiş derecede geliştirdi. Bir dönem bilek güreşi, yani milli takım kafilesi 10 kişiyle giderken, şu anda milli takım kafilesi, bayram kardeşim, zaman zaman 110 kişi, zaman zaman kafilelerimiz 120 kişi olmuştur. Tabii bunun içinde yönetim, Evet. antrenörler, işte fizyoterapist ve doktor olmak üzere de, O yani zaman eskide ben 10 kişi, soruyla bağlantı kurayım hocam 10 hemen. kişi giderken şu anda Sözünüze 110 kişi. bir ara koyayım hocam. Şu anki dünya şampiyonası sanırım Romanya'da yapılacak. Romanya Katowice Hangi kentinde. tarihler arasında yapılacak? Bir de bizim kafile dediniz ya, kafileden biraz önce mesela bahsettiniz. O kafilede bulunan, siz mesela kafile başkanı olarak gideceksiniz sanırım. Ben bir Kaç grup, kafileyi götüreceğim. kaç grup Esas hocam? şu Yani gidecek olan haksızlığı yapmak, kafileler. şöyle, tabii gençler var, masterlar var, Evet. kafileden önce gidenler var. Sizin bulunduğunuz kafile Benim hocam. kafile gençler kafilesi, Kategorisi. 63 kişiyiz. 63 kişi. Benimle birlikte bir yöneticiler var, teknik direktörler var. O kafilenin bir nevi federasyon adına başkanı biz olacağız. Ama esas başkanların başkanı federasyon başkanıdır. Evet. Biz sadece orada görev itibariyle öyle söylüyoruz. Ama federasyon başkanı olduğu yerde siz sadece görevli sayılıyorsunuz. Ama tabii biz 3-4 kafile olduğumuz için bir başka kafileyi de Mümtaz Altuğ başkanım, o da bir başka kafileye başkanlık edecek. Zaten Niyazi Kurt doğal olarak bütün kafilenin başkanı, bizimle her şampiyonada beraber. O kafilede inşallah 63 kişi, Cafer Yılmaz kardeşimle birlikte yönetim kurulu üyemiz ve en sevdiğim kardeşlerimden. Biz ikimiz daha önce de Avrupa Şampiyonası Latraki kentine, Yunanistan'a beraber gitmiştik. Yine başkan uygun gördü. Yani şunu da söyleyebilirim. Herhangi bir şöyle değil. Yani ne demek? Geldiğim günden beri, 2011 yılından bu yana federasyon başkanımız hemen hemen her şampiyonada bize görev verdi. Bize verdi derken tabii biz yönetim kurulundayız ama vermeye de bilirdi. Evet. Şanlıurfa'da mutlaka kafilede her dönem 5-6 tane sporcu, yönetici Bu ve yıl var değil mi hocam? bu şu anda 5 kişiyiz. Şu an 5 kişi. Dünya Sizin şampiyonu. kafilede mi? Tabii Farklı bir kafilede mi? kafilemizde 2 kişi bizde, 1 kişi de büyüklerde. Ama aynı zamanda Ha, gençler gençlerde kategorisine. de yarışacak. Hem gençlerde 21 yaş altında hem de büyüklerde. Niçin hocam siz dedim? Çünkü gençler kategorisini siz götürüyorsunuz. En azından gençler daha çok olduğu için daha uzun yıllar milli takım formasını terletir diye düşündüm. Onun Tabii için o şu soruyu anda sordum. Şanlıurfa'da da Yıldızlar kategorisinde bir bacımız Viranşehir'den Evet, aldı. biraz önce bahsetmiştiniz. Yani federasyon başkanımıza, tabii şu anda Yıldızlar kategorisi önce yoktu. Evet. 18 ve 21 yaş arası gençler vardı. O gençler, yani o 18 gibi, işte o 21 gibi falan. Bu gençlerin yarışması Dünya Avrupa vardı. Bu U15, özellikle sen de futbol kökenli olduğun için daha iyi Evet, biliyorsun. evet, evet. U15 yeni kurulan bir, yani yeni bir Kategori. kategori diyelim. Evet. 15'te de yani ilk kuruluyor ve Şanlıurfa'dan bir sporcu götürüyoruz. Evet. Bundan önceki bir daha doğrusu Avrupa Şampiyonası'na da başlamıştık. Orada en başarılı olanlar da Yıldızlar kategorisinde ilk katılıp Avrupa şampiyonu olan kardeşlerimiz vardı. Tabi bu Viranşehirli kız kardeşimiz de çok başarılı olduğu söyleniyor. Teknik direktörler öyle söylüyor. Evet. Onu da götüreceğiz, bakacağız inşallah. Yani Şanlıurfa'da bilek güreşi köklü bir geçmişe sahip. Evet. Sürekli tabi orada da özellikle BESYO, beden eğitimi okullarına geçiş yaptıkları için, bunun da artık Şanlıurfa'da bir ekol olduğu için. Tabi biz sadece değil, yani kickboxta da çok başarılı sporcular var. Evet, kesinlikle. Yani bu noktada tekvandocularımız var, karatecilerimiz var.
Şanlıurfa'da işte yani handboldan sizin gibi milli takımda olan kardeşlerimiz var. Onlarca insan var. Tabii tek tek Evet. saymak belki vakit yetmeyebilir. Dolayısıyla Şanlıurfa çok ciddi ciddi yani futbolun dışında da bu branşlarla bana göre futboldan çok önde gidiyor. Yani diyelim şu anda Şanlıurfa'da yani herhangi 6-7 diyelim 86 tane futbol kulübümüz var. Bu kulüplerimizden düşünün 10 tane milli takımda sporcu var. Nasıl bir reklam olurdu? Nasıl bir yani böyle insanlar işte şurada bu milli takımda bu kardeşimiz var, burada bu. Ama bilek güreşinde ben 70 tane söylüyorum. 70 tane sporcu olduğunu söylüyorum. Kickboks'ta belki onlarca dünya Avrupa derecesi yapmış kardeşlerimiz var. Yani yine tekvandoda, güreşte onlarca mesela geçen yarışma vardı. Atletizm branşında Cuma Canbekli Evet. kardeşimiz de çok Gaziantep'te yapıldı sanırım. Gaziantep'te onlarca sporcusu derece yapmıştı. Dolayısıyla Şanlıurfa'da yok yok. Yani ciddi yok yok. Ama tabii Evet. bu ferdi insanların kendi öz gayretleriyle. Mesela ben bu noktada da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi özellikle yani Nihat Çiftçi ile başlayan bir hizmet. Evet. Çok branşlara çok büyük değerler kattılar. Aynı şekilde şu anda o mevcut kurulan kulüp ve branşlar aynı şekilde ondan sonra da yani biliyorsunuz belediye başkanı değişti. Yine Evet. belediye başkanı tarafından aynı şekilde devam ediyor. Evet. Ve Şanlıurfa tarihinde 16-17 branş gerçekten müthiş hizmetler var. Ama tabii Şanlıurfa'da hep futbol gündeme geldiği için, futbol bilindiği için onlar gölgede kalıyor. Ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde de çok büyük oranda yani sporcuların derece yaptığını, çeşitli branşlarda yani dövüş sporlarından, tekvandodan, güreşten hatta bir yani başka değişik branşlar da var. Çok büyük başarılar da elde ettiklerini ben şahsen biliyorum. Bu noktada bu branşlar ne kadar desteklenirse o kadar çok daha büyük başarılar getirecektir. Yani şunu söylüyorum. Futbola yapılan yatırımın %1'ini yapın bu branşlara. İnanın ondan çok daha büyük başarılar getirecektir. Evet hocam, bu yıl dediğiniz gibi Büyükşehir Belediye konusunda ben özellikle ona da değineyim. Gerçekten bayağı bir emek veriyorlar. Bayağı bir destek veriyorlar. Tekerlekli basketbol takımları Süper Lig'de. Onun yanında Yani voleybol kickboksta, takımları var, güreş takımında, dövüş sporları voleybol var. takımı bu hafta Ziraat Bankası'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam rakip olarak 3-2 miydi? Mağlup ettiler. Yani iyi bir lige giriş yaptılar. Güzel bir giriş yaptılar. Onun yanında Şu dediğim gibi anda güreşte çalışıyorlar. voleybolda da biliyorsunuz spor müdürü Halef Tokmakçıoğlu da Evet, Şanlıurfa'nın gelmiş evet. geçmiş en iyi vurucu voleybolcusu. Smaçör mü diyelim ona? Smaşör Evet. diye biliyorum. Ben tabii seyredemedim ama Evet. gerçekten Ben çok seyredemem de müthiş takip ediyorum kendilerini. müthiş Dedi. Büyükşehir Belediye'nin yani yaptığı hem adam çalışmaları. futbol hem voleybol oynamış. Bu, tebrik ediyorum hocam bu arada. Yani her Yani iki branşı da çok futbol en iyi götürenlerdenmiş. Yani her kilisi iki şu an branşı da aynı oranda oynayabilen evet. Urfa'da nadir sporculardanmış. Yani ben Halef tabii onun Başkan. dönemine yetişen sporcular var, onu izleyenler Evet. var. Bu noktada yani Halef Tokmakçı abinin de Evet. bu noktada çok mahir olduğu söylendi. O da şu anda zaten biliyorsunuz hem kulüp başkanı hem şube spor müdürü. Ben kulüp Yani başkanını inşallah. görmüyorum. Halep Başkanı. Ben onu kulüp başkanını görmüyorum. Çünkü sahanın içinde kendisi. Evet. Bir bakıyorum işte altyapıyı izliyor. U15'i izliyor. Bir bakıyorum U13'ü izliyor. Bir bakıyorum işte A takım deplasman kilis maçına gitmiş. Tribünde kendisi orada. Bir bakıyorum buradaki çalışmalarda. Voleybol maçına bakıyorum, fotoğraflara bakıyorum. Halep başkanım orada. Yani başkanları Ama görmüyorum şunu da kendisi. Çok söyleyelim, girişken şunu da söyleyeyim. ve çok da Yani destekliyor. bundan önceki dönemde de Evet. büyük bir yatırım var. Tabii, Yani orada insan da. yani o döneminde yöneticiler hakikaten kulüp hazır hale geldi. Evet. Branşlar hazır hale geldi. Şu anda bu aynı noktadan belki daha katlanarak devam ettiriliyor. Yani geçmişte mesela biliyorsunuz büyükşehir belediye olmadan da hemen hemen belediye spor kulübü kapatılmıştı yani resmen. Evet. Resmiyette yani hiçbir faaliyet yoktu bir iki branş dışında. Tamamen bütün faaliyeti durdurulmuştu. Bunu da söylemekte fayda var. Yani Celalettin Güveç döneminde başlayan kulüp serüveni, yani kulüp yeniden açıldı ve onlarca branşa katkı yapıldı. Yani o dönemde spor müdürleri Ömer Faruk Sezer, İbrahim Gelin, işte yani o dönemden devam eden Aziz Çiftçi, işte Evet. Reşat Özmen, Adnan Yüksel gibi birçok insanın bu konuda gerçekten emekleri var. Şu anda da tabii sporun içinden, sporun gerçekten sporu iyi bilen, sporun içinden gelmiş bir insanın da bu kulübün hem başkan hem spor şube müdürü olması da
çok daha işlerin iyi noktalara gitmesine vesile oldu diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam çalışmalara şeye verelim. Bilek güreşi özellikle antrenman konusunda. Bizim sporcularımız var. Milli takıma giden sporcularımız var. Antrenmanları şu an nerede yapıyorlar? Yani siz takip ediyorsunuz diye tabii, soruyorum. Tabii. Yani ben takibim şu. Ben kendim antrenman yaptıracak ne Evet. durumdayım ne Evet. antrenörüm. Evet. Antrenör diplomam var onu da söyleyeyim. Evet. İkinci kademe antrenörüm bilek güreşinde. Evet. Futbolda şeyim yok. Diplomam yok ama bilek güreşinde aldım yani Evet. hususi. Kurslarına, iki kursuna da tam katıldım. Şunu söyleyeyim. Şu anda bir salonumuzda, özellikle milli takımların ve kulüplerimizin çalıştığı bir salonda milli takım antrenörümüz Şeyh Muskül Tekin tarafından bu hizmetler devam ettiriliyor. Evet. Şu anda bu yani şu anda bilek güreşinin yükünü de Karaköprü Belediye çekiyor. Bunu da çekinmeden söylememde fayda var. Son 3 yıldır Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli, Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yine orada Şeyh Mus Korkmaz Beyler, özellikle kulübümüzün şampiyonalara giderken büyük destek ve katkıları oldu. Çocuklarımız şampiyon olurken ufak destekleri oldu. Bunun dışında çocukların özellikle gıda, vitamin noktasında beslenme Beslenme noktasında destekleri oldu. Ondan önce de özellikle Mehmet Kudat, Mehmet Kutum ve o dönemde de çok büyük emekleri oldu. Ben haseten hani bilek güreşi konuşulurken emek verenleri de unutmamak. unutmak vefaya uymaz diye zaman zaman bunları içine katıyorum. Evet. Çünkü bunlar gerçekten büyükler, yöneticiler spora destek vermezlerse sporun bir yere gitme imkanı yok. Yani şunu söylüyorum, son 3 yıldır eğer Karaköprü bize ötübüzü vermezse, destek vermezse bizim 60 kişiyi Antalya'ya götürme imkanımız yok. Yani Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün biliyorsunuz Allah razı olsun onlar tabi her noktada her branşı göndermek durumundan ama şu anda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de bütçesi çok yani çok zor durumda. Dolayısıyla birçok spor branşı gönderirken harcı rakını alamıyor çünkü bütçesi yok. Yani ben Evet. kesinlikle suçlama adına demiyorum ama yani bütün branşları gönderiyor Gençlik Spor İl Müdürü. Hele hele özellikle bu son dönemlerde de İbrahim Halil Alp vekaleten müdürlüğü aldıktan sonra sağ olsun elinden geldiğince hangi branş olursa olsun elinden geldiğince katkı yapıyor, göndermeye çalışıyor ama bütçe El vermiyor. el vermiyor. Dolayısıyla bu noktada o da zaman zaman belediye, ilçe belediyelerden ve büyükşehir belediyeden destek almak zorunda. Ben şunu söylüyorum. Büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerimiz olmazsa inan Bayram Bey özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren onlarca branş kapanır diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar oraya bağlı olsalar da yani resmiyette Gençlik Spor'a bütün branşlar bağlı olsa da belediyeler buraya katkı yapıyor. Özellikle belediye başkanlarına buradan yani ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere büyükşehir ciddi ciddi buranın lokomotifi büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Gençlik Spor. Bunlar olmazsa spor olmaz. Ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de zaman zaman tabii harcıra kalamadığı konusunda spor kafileleri itirazda bulunur ama ben son dönemlerde özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin bütçesinin çok kısıtlı olduğunu bilenlerdenim. Bu nedenle belediyelere yönelip hizmetlerini oradan görüyorlar. Bu da çok doğal. Çünkü ancak imkanlar bir kısım branşları göndermeye yetiyor. Çünkü her branşın Türkiye şampiyonalarında biliyorsunuz Gençlik Spor onların harcırahlarını, yövmiyelerini vermek gibi bir durum var ama yoksa, harcırah yoksa, maddi finansman yoksa nereden bulsun? İşte belediyeler bu devrede, bu noktada devreye giriyor. Gerek yani taşıma konusunda gerekse ufak tefek katkılar noktasında bu noktada 3 ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi'ne hasreten bir spor adamı olarak zaman zaman çünkü diğer branşlar da bize müracaat ediyor. Ben amatör spor kulüplerinde ona Evet. yakın branş da bize bağlı. Yani bu noktada Halilye Belediyesi, Eyübiye, Karaköprü gerçekten ne zaman kulüplerle ilgili bir sıkıntı olduğunda başvurduğumuzda bugüne kadar bizi geri kıran olmadı. Bu noktada yani hem 3 ilçe belediye başkanımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Çünkü teşekkürü niçin yapıyorum? Bu branşları Türkiye şampiyonalarına gönderdikleri için. Evet. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz da şunu ben değineyim. Özellikle Şanlıurfa bilek güreşinde Şanlıurfa'daki altyapı ile ilgili yani çok derine girmeden yüzeysel olarak çalışmalarınız var mı? Altyapıdaki yetenekleri nasıl keşfediyorsunuz?
Ona değinelim. Ondan sonra da hocam programı Yani keşif şu, Şanlıurfa artık dedim ya, bilek güreşi bir ekol. Evet. Yani burada onlarca gencimiz, özellikle Harran Üniversitesi, BESYO, beden eğitim okullarına, işte ben falan tarihte girdim, bilek güreşinden girdim, şampiyon oldum, şampiyon olduktan sonra beden eğitimine. Hatta bir dönemde Şanlıurfa Harran Üniversitesi beden eğitim Mısır. spor meslek yüksek okulunu millilik konusunda bir Kontenjanında. sıkıntı vardı. Biz Evet. tabii onu rica ettik. Zaman zaman oradaki müdür beylerle bu rektöre kadar gitti bu işler. Evet. Yani bu noktada yani 3 alınıyorsa 6-7 alınsın gibi bu telkinlerimiz oldu. Bu noktada da biliyorsunuz şu anda Türkiye'deki bütün üniversitelerimizde aşağı yukarı özellikle devlet üniversitelerinde millilik kontenjandan giren kardeşlerimiz var. Şanlıurfa'da da bu noktada özellikle bilek güreşi Harran Üniversitesi'nde bir ekol. Ya Evet. orada onlarca kardeşimiz mezun olmuştur. Şu anda öğretmen olmuşlardır. Millilikten tabii Bayram Bey bir de şöyle hani nasıl potansiyel zaten kendiliğinden bilindiği için zaman zaman özellikle salonda milli takım hocası da yani günün 24 saati orada olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde buluyorlar. Bir de son 2 yıldır spor okullarına girdik. Evet. Yani bakanlık tarafından şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin bütün illerinde bilek güreşi de önce de spor okullarına yoktuk. Son 2 yıldır yarışmalar yapılıyor. Milli takım hocalarımız ve hakemleri de burada olmak üzere burada yarışmalar yapıyoruz. Burada işte o yıldız milli takımına seçilen dediğimiz Viranşehirli kız kardeşimiz oradan seçilmişti. Hatta çok şampiyon var da tabii milli takıma götürme imkanı ancak bulabilirseniz federasyon Kota başkanı var hocam, sınır kaç var. kişi tabii yani kaç kişi gidebiliyorsa yıldızlar. Hatta bazı ülkeler gelmiyor. Gelmediği zaman işte o da boşluk oluyor. O boşluktan bazı ülkeler faydalanıyor. Biz de tabii bunları zaman zaman özellikle kendi alanımız olduğu için değerlendiriyoruz. Bu noktada yetkililere başvuruyoruz. İşte bayram milli olacak ama belli bir finansman, belli bir maddi kaynak gerekli diye. Bu noktada bugüne kadar hakikaten Şanlıurfa'da birçok kardeşimizin özellikle millilik konusunda çok büyük yardımlarımız oldu diyebilirim. Yardımlarımız oldu derken benim bizatihi Evet. yani yetkililere bunu inandırarak, yetkililere bunu güvenini sağlayarak ve yetkililer de bu işe güvendikleri ve inandıkları için bu yatırım ve katkı yaptılar. Yani bilek güreşinde artık geri adım atma gibi bir şey söz konusu değil. Bilek güreşi diyor ya kendi mecrasında şu anda yaklaşık Şanlıurfa'da da 6-7 kulübümüzde bu faaliyetler var. Ama en büyük, Evet. bunların içinde en büyük takımımız Karaköprü Belediyesi'nde. Evet hocam. Hocam son Yani olarak potansiyel konusunda problem yok. yok. Destek konusunda Yani hocam Şanlıurfa'da zaten hangi olacaklar. branş biraz öne çıkarsa buraya Destek insanlar çok teveccüh sağlanıyor. ediyor. Çok teveccüh ediyor, çok geliyorlar. Evet. Bu noktada herhangi bir problemimiz yok. Hatta tabii bazen artık yani Türkiye şampiyonalarına götürürken birçok sporcuyu elemek zorunda kalıyoruz. Yani mutlaka en iyisini götürmek durumunda gibi kalıyoruz. Bunu tabii teknik direktörlerimizle istişare ederek Evet. yani götürdüğümüz sporcu mutlaka bir Türkiye derecesi yapacak yani. Sırf turistik seyahate götürmek, işte gidip orada 3 gün En otelde kal. doğrusu, en Hani dediğin olumlusu gibi 3 o saniyede zaten de hocam. yenil, ondan sonra hiçbir şey yapma. Yani bunu zaten hocalarımız da artık o noktada. Evet. Yani şunu söyleyeyim, yani hiç derece yapamayacaksa en az kendi harcırakını çıkarabilecek. Yani ilk 6'ya biz harcırak veriyoruz federasyon Evet. olarak. En azından ilk 3'e giremiyorsa 4, 5, 6 olsun yani. Orada olsun ki en azından ülkeye yük olmasın diye. Yani tabii biz bu konuda çok önceki yıllarda biraz daha fazla götürdük. 60-70 kişi götürdüğümüz şampiyonalar oldu. Bu tarihi bir Evet. şey. Şu anda yani 35-40 gibi ama çok nizam ve intizam içerisinde mutlaka bir derece ve hatta umut beklediğimiz sporcuları götürüyoruz. Yani Evet hocam. bazılarını elemek zorundayız. Çünkü elemezseniz birçoğu da size yük oluyor. Olması gereken de odur hocam. En iyisini almak için. Hocam programımızın sonuna geldik. Süre nasıl bitti ben de anlamadım. Sağ olsun arkadaşlar da şu an işaret ettiler. Sürenin bittiğini dile getirdiler. Son olarak hocam duygu ve düşüncelerinizi alıp toparlayıp hocam programı bitireceğiz. Ben de tekrar tekrar programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizi daha önce de özellikle spor konusunda tanıdığım ve bildiğim için buraya zaman zaman Teşekkür ediyorum. geldiğimde sağ olun. Siz de tabii hep böyle gündeminizde bu işlerle ilgilenmek gibi bir şey vardı. Şu anda Evet. maşallah hem moderatör, hem öğretmen, hem sahalarda
hocalık, yani onlarca mümkün iş oldu ki var. hocam geç diye Bu mesleğe noktalarda çıkmamız. özellikle size tebrik ediyorum. Yine Teşekkür ederiz. kanalın böyle bir şeye vesile olmasından dolayı Güneydoğu Televizyonu'nu, yönetim kurulunu ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yine amatör haftası olması münasebetiyle Şanlıurfa'daki bütün amatörlerimizde hizmet yapan başkan, yönetici, sporcu, antrenör, yani her kademesinde bulunan bütün kardeşlerime tebrik ediyorum. Sporun sadece skora endeksli bir şey olmadığını, sporun çok büyük bir iletişim aracı olduğunu düşünüyorum. Evet. Spor en büyük tanışma aracıdır. Spor Evet. özellikle ülkeler arasındaki en büyük köprü, tanışma köprüsü. Bir maç yaparız, onu yıllar yılı hatırlarız. Orada dost oluruz. Dolayısıyla sporun bu değerlerine de önem vererek, yani sadece bir maçı kazandık, kaybettik, ondan sonraki gürültü değil de ondan sonraki süreci kardeşlik duygularıyla belki yıllar yılı sürecek bir kervana katılmış oluyorsunuz. Sporu böyle görmemiz lazım. Ben bu noktada sporu spor için, yani spora bir değer katmak, bir beklenti içerisinde olmadan, yani mutlaka profesyoneller bir beklentisi olur ama özellikle amatör sporlar için söylüyorum. Bir şey beklemeden spora bir şey katmak isteyen tüm paydaşlarına, özellikle burada A'dan Z'ye herkese başarılar diliyorum, teşekkür Teşekkür ediyorum. ediyoruz hocam. Katkı yapmalarını tabii ki istiyoruz ve katkılarının daim olmasını bekliyoruz. Sizi tekrar tekrar, yani herhalde programın Evet. ikinci konuğu biziz. Evet. Tekrar tekrar tebrik, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık hocam. Geldiğiniz için önümüzdeki hafta farklı bir konukla, farklı bir branşa değinmek üzere mutlu akşamlar diliyorum.